Necati Şaşmaz kötü oynuyor diye yapımcıya şikayet etmişsiniz. Bu yüzden de diziden çıkarılmışsınız. Bu doğru mu diye sormuş. Şimdi Necati Şaşmaz'ın o ilk tecrübesiz zamanlarında biz bir arada çalıştık. O zaman hakikaten oynayamıyordu yani. Öyle bir durum vardı. Ve hep benim onunlaydı sahnelerim. Yani 48 saat sette durduğumu biliyorum. Osman Sınav dedi ki bana dedi koyun getirin ben koyunu oynatırım kardeşim diye iddiada olan bir yönetmendir Osman Sınav. Öyle bir diyaloglar oldu o dönem ama şey yapmak da istemiyorum. Çünkü şu an başarılı, çok güzel işler yaptılar ve oynuyor adam yani. O şansı da vardı. Anlatabiliyor muyum? Yani çok şanslı. O şanslı olduğu için demek ki herkes oyunculuk yapabilir. Dramada Peki yapabiliyordur bana dolayısıyla. koyunu getirin oynatırım diyen Osman Sınav o ilk bölümlerde 48 saat sürdüğüne göre Necati'yi oynatamadı mı? Oynattı işte. 48 saat sonra oynattı Ha, yani. 48 saat sonra. Oynattı yani. Karşısına Ama da çünkü Sera'yı Osman koydu. Sınav reklamdan gelme bir yönetmendir ve normalde cümle cümle ayrı ışıklar yapılarak çekilir. Yani anlatabiliyor muyum? Zaten set hani uzun sürer ve çok detaycıdır. Bu anlamda en iyisi çıksın diye hani aman olduğu kadar diyen bir yönetmen değildir. Oynattı. Seray paslaşamıyorsun değil mi öyle olunca? Yani tabii sıkıntı yaşıyorsun. Yani oyuncu özel yeteneği olan insan. Hani herkes oyunculuk yapabilir diye bir şey yok. Deneyebilir ama herkes oyunculuk yapabilir diye bir şey yok demeyeyim. Yapabiliyor demek ki. Bir de sen öyle bir setten çıktın ki Haldun Dorman usta var, Kenan Işık var. Sonra bir anda oyunculuğunun çok başında olan Necati Şaşmaz'la karşılaştın. Evet. İyice kötü oldu belki senin için. Yani bilmiyorum. O dönemde o kısmetmiş. Sonuçta iş iyiydi, yönetmen iyiydi, ekip çok iyiydi. Öyle yürüdük. Peki bize bir örnek verebiliyor musun? Karşındaki oyuncu değilse neyi yapamıyorsun? Hiçbir şey yapamıyorsun. Yaşamıyor sahne. Yani karşındaki o bir enerjiyle ilgili bir şey. Sen yaşamazsan oyuncum şöyle bir şey. O karaktere giriyorsun. Ben hep mesela kardeşimle şimdi oyunculuk yapmaya çalıştığı zamanlarda diyorum ki gibi yapma diyorum. Yani Anneş gibi. hisset. Şu an o karakteri hissedeceksin. Onun kelimeleriyle konuşacaksın. Onu yaşayacaksın. Yoksa yani sahtekarlık oluyor. İzleyici de bunu, izleyici çok zeki. Ayırıyor. Oyunculuk yapamıyorsan ayırıyorlar bunu yani. Ezber oluyor yani. Hiçbir şey olmuyor yani. Kötü iş oluyor. Kötü oluyor yani. Peki o bölümleri izlediğin zaman tahammül edebildin mi? Ama güzel, ekrana çıkan işte bir sıkıntı yok. Çok çalıştık arka planda ve ekrana çıkan şey iyiydi. Zaten o kadar diyorum ya, bütün iş Seray'ın bir oralara 48 kurulmadı. saatine mal oldu sadece. Yani biz Kurtlar Vadisi'ne bir şey söyleyeceğim. Hakikaten 48 saat soğukta, sette sabah 5'te evden hadi kalkın sete falan diye gittiğimiz vardı. Drama çok zor ya. Ben drama çok tercih etmiyorum açıkçası. Peki dadı